Güle güle Murat. Cehenneme git. Derya! Alçak! Adi pislik! Derya! Derya dayan! Aşağılık herif! Murat! Allah'ın belası! Allah'ın belası, seni geberteceğim! Bırak! Öldüreceğim seni! Pislik! Seni geberteceğim! Seni kendi ellerimle geberteceğim! Ne kadar hayalperestsin. Ben de seni akıllı biri sanıyordum. Şu halde ettiğin laflara bak. Pişman olacaksın. Yemin ediyorum yaptıklarına pişman edeceğim seni. Arkadaşın yolu yarıladı beni. Az sonra sen de yanına gideceksin. Artık öbür tarafta kavuşursunuz birbirinize. Ayda neredesin? Hadi acele edin. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbi, kurtuldum. Kızım, senin hakkını nasıl öderim? Oğlumun canını sana borçluyum. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım. Allah'ım şükürler olsun. Sen yüzümüzü güldürdün. Allah'ım, çok üşüyorum ben. Isındım ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaptığın çok saçmaydı Derya. Hayatını bu şekilde tehlikeye atmamalıydın. Ya sana bir şey olsaydı? Ya sana olsaydı? O zaman ikimiz de ölmüş olurduk. Benim için ölüm seni kaybetmektir Murat. Ayda'ya olan hislerini öğrendiğimde çok acı çektim. Sonra senin mutluluğun için aradan çekilmeye karar verdim. Tek başına zor olmalı. Ama merak etme. Uzun sürmeyecek. Yakında babası yanında olacak. Bu öyle uzak bir ihtimal ki. Bu savaş devam ettikçe sanırım hiç kavuşamayacağız. Kavuşacaksınız. Selim'i sana getireceğim. Selim Sırp bölgesinde. Tam olarak yeri bile belli değil. İyi. O halde önce yerini tespit edeceğiz. O tarafa geçip çettiklerin içinden onu nasıl çıkaracaksın? Bir yolunu bulacağım. Söz veriyorum. Çocuğunun babasını kurtaracağım. Şu halimize bak. Boşnak köylülerin bize yaptığına bak. Bizi evimizden ettiler. Bu kadarını tahmin etmiyordun değil mi? Onlar şeytan. Günaydın Oyvadan.
Kahvaltınızı getirdim. Bu kabul edilir gibi değil. Evinize kadar geldiler. Boyvodalarımızı yerlerinden ettiler. Uzatma. Çözeceğiz. Boşnaklara yeni bir komutan geldiği söyleniyor. Mirza Turković. Herkes onu konuşuyor. Her yana korku salmış. Eline düşenin vay haline diyorlar. Efsanevi biriymiş. Burada durmuş boşnak komutanı mı dinleyeceğiz? Aşağılık bir boşnak askerini mi konuşacağız? Bir daha ben dururken başka bir komutanı efsane dediğini duymayacağım. Anlaşıldı mı? Ben öyle bir şey demedim voyvodam. Yanlış anladınız. Kamer. Aradığımız evin yerini biliyor. Selim'in bulunduğu evin. Doğru mu bu? Milya'nın evini biliyor musun? Milya'nın eski bir ahbabım olur. Senelerdir aynı evde oturuyordu. Hala da orada olduğuna eminim. Cenaze. Takas için kullanacaklar herhalde. İçinde boşnaklar olmalı. Ayda. Otobüsler Saraybosna'ya gidecek. Tam da bizim gitmek istediğimiz yere. Ben Mirza Turković. Utmir bölgesindeki Yeşil Berelilerin komutanıyım. Şimdi acele et. Buradan gidiyoruz. Boşnak tarafına geçeceğiz. Boşnak tarafına mı? Yoksa geçmek istemiyor musun? Ama Vesna orada seni bekliyor. Vesna mı? Boşnak tarafında. Beni bekliyor. Madem ki şu an hayatta olmamın sebebi sensin. Bundan sonra hayatım da senin olacak. Ben senden bunu istemedim Murat. Beni zorla sevmeni bekleyemem. Sen sevilecek, hayran olunacak birisin Derya. İçinde hala Aydan'ın aşkı olduğunu biliyorum. Kim bilir, belki bir gün bana borcunu öder gibi değil de gözlerimin içine bakarak seni seviyorum dersin. Ben o günü bekleyeceğim Murat. Kavuştuğuma inanamıyorum. Takas Birleşmiş Milletler barış gücü eşliğinde yapılacak. Hata istemiyorum. Emredersiniz. Bir de işlerini kontrol edelim. Aç. Thank you.
Avrupa'nın ortasında ama insanlıktan çok uzakta, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak halkının aziz anısına. Yazık olmuş kız sana. Sen canlıyken elime geçecektin ki. Amer Susic, 43, Sarajevo. Hayla Sestic, 34, Sarajevo. Fikret Raiç, 20, Sarajevo. Marco bu. Marco bu. Canlı bu. Yaşıyor. Yakalayın şunu. Koşun. Koşun. Marco bu. Radovan'ın yeğeni. Dur kalkma. Yakalayın. Yakalayın. Aydam, bütün dualarım seninle. Umarım bir an önce ailene, sevdiklerine kavuşursun. Aslında hikayem benimkine benziyor. Nasılsın? Daha iyiyim. Canını hiçe saydın. Benim için. Şimdi sen olmayacaktın. Ama ben... Ben yaşamaya devam edecektim. Seni çok üzdüm. Biliyorum. Ama sen beni canından çok seviyormuşsun. Ülkenden uzakta. Burada. Bizim davamız için. Yanılıyorsun. Bu dava sadece Bosnalıların değil. Derya. Thank you.
Benimle evlenir misin? Hayır demediğine göre. Durun, ateş etmeyin. Silahsızım. Gidelim. Safiye, üzülme desem bir faydası olmayacak biliyorum. Ama bu nikah ona kısmetmiş. Ayda kızımla çok yakışmışlardı. Keşke talihi de yaver gitseydi. Ama takdiri ilahi. Ben seni görünce Aydem'i hatırlıyorum. Biliyorum. Onun için sana gelemedim. Sana açılamadım. Safiye. İnan bana Ayda'yı çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Savaş çok acımasız. Herkes acı çekiyor. Yaşayanlara bir şeyler vermeliyiz. Artık tek dileğim senin mutlu olman. Ama anne yüreği işte. İsyan etmeden duramıyor. Enver'imi kaybetti. Mustafa'mı kaybetti. Aydam'ı da kaybettim. Senin Aydam'la yuva kurmanı arzulamıştım. Eğleniyor musunuz çocuklar? Eğlenmez olurlar mı hiç? Neşeleri yerinde. İyi oldu, iyi oldu. Bu nikah bahanesiyle biraz kendine geldi insanlar. İnsanlığımızı unutmuştuk vallahi Deydo. Şehitlerimiz var. Gazilerimiz var. Ortalık kan revan ama hayat yine de devam ediyor işte. Etmeli de. Bu çocuklar için.
İnşallah mutlu olurum. Zavallı Ayda. Murat'ın mutluluğunu o da isterdi. Senden uzaktayken hep geride kalanları düşündüm ben. Seni, sizleri. Kim bilir onlar ne acılar çekiyorlardır dedi. Geride kalanların acısı bence daha büyük. Öyle. Senin için, Marco için her gece ağladım ben. Gözüme uyku girmedi. Çok acı çektim seni. Buradayım işte. Artık hiç ayrılmayacağız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, ülkemize yönelik Sırp saldırıları olanca şiddetiyle sürüyor. Camilere, sivil yerleşim alanlarına yoğun bombardıman saldırısı var. Bugün Pivara fabrikasının önündeki çeşmeden su almak için sırada bekleyenlere uzun menzilli roket saldırısı yapıldı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu sivillerden 8 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Saldırganlar gece boyu izli mermilerle gökyüzünde haç işareti çizdiler. Saldırı uyarısı olan siren seslerini duyduğunuzda bir sonraki siren sesine kadar sığınaklardan çıkmayınız. İçme sularınıza mutlaka klor atınız. Öte yandan Saraybosna'daki doğum evinde ikisi erkek, biri kız, üç çocuk dünyaya geldi. Mazot temin edip jeneratörlerimizi çalıştırma imkanı buldukça ülkemizdeki gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Dünya hala Bosna'nın haline kulaklarını tıkamış vaziyette. Marco! Vesna! Aa, gerçekten Marco! Selim? Marco! Safiye! Anlatacaklarım var. Murat nerede? Murat! Murat! Ayda tabutun içinde. Yarın gidip onu oradan almalıyız. Sırplarla yapılacak ölü takası için hazırlanan tabutlara girdik. Benim ölü olmadığımı anladılar. Ben kaçmak zorunda kaldım. Ayda yaşıyor mu? Ayda mı yaşıyor mu? Sen. Sen neler söylüyorsun? Ayda yaşıyor mu diyorsun? Ayda. Evet. Neden sordun? Biz günlerdir beraberiz, kaçıyoruz. Sanıyordunuz. Biz kampta çıkan yangında onun öldüğünü sandık. Anlat nerede kızım? Nasıl? Nerede? İyi Safiye. Dediğim gibi günlerdir kaçıyoruz. Sırp barikatlarını geçmek imkansızdı. Ama biz kaçarken cenaze takası yapılacağını anladık. Tabutlardan cesetleri çıkarıp onların yerine biz girdik. Ama çetliklerin kontrol edeceği tuttu. Benim tabutumun kapağını açan beni tanıdı. Ben de kaçmak zorunda kaldım. Kızım? Onun canlı olduğunu anlamadılar.
O ölü gibi durmayı becerdi. Aman Allah'ım. Madem o kaldı, sen niye onun yanında kalmadın? Benim kaçmanın dışında başka çarem yoktu ki. Beni yakalasalardı öldürürlerdi. Gelip size haber veremezdim. Peki şimdi ne olacak? Cenaze takasına teslim alacağız tabutu. Sağ salim kavuşacağız Ayda'ya. Kavuşacağız değil mi? Allah'ım. Sen Ayda'ya güç ver. Takas. Takas ne zamanmış? Yarın. Sabahtan. Bizim taraf Sırp ölülerini hazırladı. Yarın sabah yapılacak değiş tokuş. Buradan 3 kilometre ötede. Peki biz kızımızın hangi tabutta olduğunu nasıl anlayacağız? Yani hangi cenazeye sahip çıkacağız? Ayda'nın olduğu tabutun üzerine Zlata yazıyor. Etiketi var. Zlata Avdiç. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et. Dayansın sabaha kadar. Bu kadarını veren Rabbim sonunu da hayırla tamamlar. Üzülme sen. Tito'yu bekleseydiniz bari siz de. Merak etme sen. Allah'ım çok büyük. Sağ salim kavuşturur bizi ona. Marco, biraz daha teferruatla anlatsana. Anne ben ne yapacağım? Ayda yaşıyor. Buraya geldiğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görünce ne olacak? Derya'ya ne diyeceğim? Derya olmasaydı şu an hayatta olmayabilirdim. Şimdi ona Ayda geri döndü. Ben onunla olmak istiyorum mu diyeceğim? Yoksa Ayda'ya ben Derya ile evlendim. Seninle olamayız mı diyeceğim. Aklım yüreğim karma karışık oldu. Allah'ım bu nasıl bir çıkmaz? Ayda'ya nasıl anlatacağım bunu? Anlatırsam beni anlayabilecek mi? Anne. Ne olur bana bir akıl ver. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum. Sen nereden bilecektin? Sen yanlış bir şey yapmadın. Bizi esir ettikleri o kamptaki yangın gözlerimizin önünde çıktı. Ayda da o yangının içindeydi. Ama yüce Rabbim onu bize bağışlamış. Sen kendini suçlama. Sen Ayda öldüğü için Derya ile evlenmedin ki. Sen Ayda'nın öldüğünü öğrenince ne acılar çektin. Her gün biraz daha hayretin. Savaş hepimizi başka türlü bir hale soktu. Derya seni canından çok seviyor. Sevgisi hiçbir engeli görmedi. Ailesini hiçe sayıp senin için buralara kadar geldi. Senin için ölümü göze aldı. Kendimi hem Ayda'ya hem de Derya'ya karşı suçlu hissediyorum anne. Merak etme oğlum. Her şey düzelecek. Ayda seni ve bu durumu anlayacaktır. Savaş hepimizi başka türlü bir hale soktu. Senin yanlış bir şey yapmadığını, ona ihanet etmediğini anlayacaktır. İnşallah.
Derya. Sancın mı var? Yok bir şey. Niye ağlıyorsun? Söylemeyecek misin? Gördüm seni. Marco Ayda yaşıyor dediğinde gözlerim parladı. Kalbinin onun için nasıl çarptığını hissettim buradan. Ayda'nın yaşıyor olmasına tabii ki sevindim. Öldü demişlerdi. Yaşıyormuş. Hem söz konusu olan kişi Ayda. Çocukluğum. Gençliğim. Aşkım. Biz evlendik Derya. Gerçek olan bu. Ben sadece çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Derya. Evlenelim diyen benim. Teklifi ben yaptım sana. O zaman Aydan'ın yaşadığını bilmiyordun. Baba geliyorlar. Ayla Secdiş 34. Sarayevo. Ne zaman okuyacaklar kızım ne olduğu tabutu ben dayanamayacağım. Merak etme birazdan okurlar. Sakin ol Safiye. Okuyacaklar birazdan kavuşacağız Aydamıza. Amak Susiç 43 Sarayevo. Bizim Allah'ım sonunda. Dur. Niye gitmiyoruz? Hadi alalım kızımızı. Zlatan'ın ailesi burada. Onlar alacak cenazeyi. İmzayı onlar atacak. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Mirza haklı kızım sabret. Oraya gidersek başımız derde girebilir. Fikret Raiç 20 Sarayevo. Hadi. Hadi.
açmasını bekleyelim. Zaten içinden ay da çıkacak. O zaman gideriz yanlarına. Marco haklı. Hadi hanım, hadi. Hanım, topla kendini. Bilmiyorum. Sen benim için kıymetlisin. Yakınlarımı getireceksin bana. Aslında Marco da olmalıydı aramızda. Ama seni terk etmiş. Seni orada bırakıp boşnaklara sığınmış. Oo. Demek tabuttan çıkan kızımız tanıdıkmış. Hayat ne garip. Bir türlü birbirimizden kopamıyoruz. Ama sen hep esirsin. Lasko. Emriniz? Söyle, götürsünler. Götürün. Onu yem olarak kullanacağız. Vesna'ya karşılık. Harika. Hayır. Marco'ya karşılık. Vesna? Vesna ne olacak? Hele bir Marco düşsün ağama. Vesna'yı... Önce karım. Önce Vesna olmalı. Lasko. Burada voyvoda benim. Ama hainler de senin yeğenlerin. Ya yukarıdakilerin kulağına giderse? Akrabalarını kayırıyor falan demesinler sonra. O zaman ikisi de. Hem Marco hem Vesna. Ama aramızda kalacak. Aramızda. Ver bir esir köpeğin eline. Götürsün onları. Takas gizli tutulacak. Birleşmiş Milletler'in haberi olmayacak. Asla. Ha, Lasko. Sevdim yeni evimi. Ama şu boşnak mirasını hallet. Nerede kızım? Nerede? Hani yaşıyordun? Hani kavuşacaktık? Marco. Kızımı o alçakların eline nasıl bıraktı? Neden onda kaçırmadın? Neden?
anlat bakalım. Neyi anlatayım? Olup biteni. Anlattım ya. Daha ayrıntılı anlat. Anlat ki biz de ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı hesaplayalım. Biz kaçıyorduk. Daha da başa dön. Ayda'yı şeye kapatmışlardı. Genel eve. Haber aldım, gittim kurtardım. Boşnak sınırına ulaşana kadar yürüdük. Tam bu tarafa geçecekken çok sıkı bir kontrol vardı. Cenaze takası olacağını gördük. Tek kaçış yolumuz buydu. Tabutlardan cenazeleri çıkartıp biz girdik. Sınırda Ayda'nın öyle olduğuna inandılar. Beni tanıdılar. Tek çarem kaçmaktı. Ne yapacağız peki şimdi? Safiye'nin kızı Ayda. Evet çocuklar. Şimdi sizlere Bosna ismi nereden geliyor onu anlatacağım. Bosna koca koca dağların bulunduğu bir vatanmış. Bunlar İgman dağlarıymış. Bu dağların eteklerinde dervişler yaşarmış. Bunlar İsebi dervişleriymiş. Bu dervişler yıllar yılı İncil'de muşlanan son peygamberi beklerlermiş. Niceden sonra günlerden bir gün vakit tamamdır diyerek yola koymuşlar. Hem de yalın ayak. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Ayakları kanlar içinde kalmış. Sonunda Medine'ye varmışlar. Vardıklarında karşılaştıkları ilk adama sormuşlar. Biz Allah'ın elçisini arıyoruz. İsmi Muhammed. Onu nerede bulabiliriz? Adam cevap vermiş. Ne yazık ki yetişemediniz. Allah'ın elçisi dün vefat etti. Dervişler bu habere çok üzülmüşler. Adam, ben Hattab oğlu Ömer'im. Benimle mescide kadar gelin. Hem biraz dinlenin, hem de ben size elçiyi anlatayım diyerek onların üzüntüsünü hafifletmeye çalışmış. Dervişler de bunun üzerine... Hayırdır Murat? Marco artı Vesna eşittir Ayda. Çocuklar, sonra devam edeceğiz. Şimdi önemli bir işim çıktı. Uslu uslu durun, tamam mı? Alma ablanızı dinleyin biraz. Alma. Acele edin. Evet. Boyvada Kobra. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi fakirhanemize? Uzak yoldan geliyorsunuz. Başarılarınız ta buralardan duyuluyor Boyvadam. Buyurun, arzunuz? Kızlarını görmek istiyorum. Özel bir istek varsa? Hepsini görelim. Birini mi arıyorsunuz? Yoksa Boyvadam? Seni ilgilendirmez, uzun etme. Hayır demem o ki bizdeki kızların hepsi boşnak. Aradığınız ne, kim? Tarif bildir ki tutup kulağından vereyim koynuna. Sen ne diyorsan onu yap. Bağıştına Voyvodam.
nasıl oldun? Daha iyiyim Safiye. Teşekkür ederim. Evlat acısını ancak anneler bilir. Ben bir anneyim. Evlat acısı görmüş bir anne. İki evladını yitirmiş bir anne. Allah'ıma şükürler olsun. Öldü bildiğim Aydam'ın yaşadığı haberini aldım. Hayırlısıyla bir gelsin. Dünyalar benim olacak. Ama geldiğinde hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamayacak. Çok zaman geçti. 5 yaşındaydı. Silinmiş olabilir. Burada da değil. Sana yol için bir kız lazım. Ne dersin? Fena değil. O hamile. Aç, aç. Ne? Bırak! Bu artık benim. Tadiç'e 5 karton sigara, 2 şişe de viski verin. Kızı da arabaya götürün. Ayda elimizde. Marco ve Vesna ile değişelim demek istiyor. İkisi de yeğeni değil mi? Ayda'ya karşı iki yeğenini takasa şart koşuyor işte. Çok düşünmenize gerek yok komutan. Ben gider kurtarırım Ayda'yı. Mühim olan Ayda'nın hayatı. Ben de giderim. Durun bakalım. Sakin olmamız lazım. Emine tutar mısın şunun ucunu? Tamam bırakabilirsin. Ne olacak bu ölçüler? Leo ve Hana için. Ne? Leo ve Hana için dedim. Çocukların tünelde ne işi var? Buraya ray döşenince onlara da eğlence çıkacak işte. Daha açık konuşamaz mısın? Taşımaları raylı sistemle yapacağız ya Emine. Bunun çocuklarla ilgisi ne? Çuf 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 işte. Tut tut. Ben de suya gidiyorum. Siz oynamaya devam edin.
taşımasak daha rahat geçeceğiz de işte. Çok ağır taşımasak çok anlamsız. Bence Vesna'yı tehlikeye atmayalım. Suat. Şartı Vesna artı Marco. Ben amcamı tanırım. O bir tek bana razı gelmez. Beyler, hele bir deneyelim. Sadece Marco'yu kabul etmezse Vesna'yı süreriz. Pazarlığın pazarlığı olmaz. Ya kabul edersin ya da kabul etmez kendi planını uygularsın. Biz kendi planımızı uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi beni iyi dinleyin. Vesna şart. Ama o planımın bir parçası. Ne seni ne de ablanı kurban edeceğiz. Ayda'yı kurtarana kadar Vesna bize lazım. Komutan. Hadi Marco neyse ama Vesna hamile. Gençlerin hayatını tehlikeye atmış olmuyor muyuz? Her şey kontrolüm altında olacak. Sizden tek isteğim çok dikkatli ve soğukkanlı olmanız. Paniklerseniz her şey mahvolur. Üstün başın ıslanmış. Evet. Az önceki patlamada. Aman ne? Düştüm, su üstüme döküldü. Şimdi itiraf zamanı. Ne itirafı? Bizden sakladığın şeyin ne olduğunu itirafı. O benim özelim, sizi ilgilendirmez.
Savaşta kimsenin özelliği yoktur. Kader hepimiz için ortaktır. O evde ne aradın? O evden ne aldın? Aldığını hala içinde saklıyorsun. Sen mi çıkarsın yoksa ben çıkarayım mı? Bunu aldım. Leo ve Hana için aldım. Evet çocuklar. Kim söyleyecek bakalım nerede kalmıştık? Bosna'da. Hatapoğlu Ömer'in elçi anlatmasında kalmıştık. Aferin. Hatırladım elçi. Dervişlerin ayakları yürümekten kanlar içinde kalmıştı. Hatırladınız değil mi? Evet. Biz Kutlu Peygamber'in mescidine kanlı ayaklarımızla giremeyiz deyip mescide girmemişler. Ömer bin Hattab da dervişlerin her birine birer çift ayakkabı hediye etmiş. Dervişler bu sefer de biz peygamber dostunun hediyesini ayağımıza giyemeyiz demişler. O zaman Hazreti Ömer sormuş. Siz kimlerdensiniz? Onlar da biz İgumanlardanız demişler. Peki geldiğiniz memleketin adı nedir demiş. Geldiğimiz memleketin adı yoktur demişler. Onun üzerine sizin dilinizde yalın ayak ne demektir diye sormuş. Onlar da biz yalın ayağa boz deriz demişler. O halde memleketinizin adı biraz sizin dilinizden, biraz da bizim dilimizden olsun. Ha? Bizim dilimizden Bosa na ekleyelim. Sizin memleketinizin adı Bosna olsun demiş. Yani yalın ayak değilsiniz anlamına gelen Bosna. İşte Bosna'mızın isim hikayesi dinimize göre böyle çocuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi çocuklar uyumaya. Yarın herkes erken kalkacak. Hadi bakalım. Herkes teselli ediyordu ama gel sen bir de bana anlat. Vuruldu mu? Esir mi düştü? Yaralandı mı? İşkence mi gördü? Gözüme günlerdir uyku girmedi Marco. Şimdi ikiniz de yanımdasınız işte. Kardeşim ve aşkım. Selim, hı? Burada değilsin sen. Yo, buradayım. Yarını düşünüyorum. Ben de çok korkuyorum. Tam sizlere kavuşmuşken. Ne bileyim işte. Ya bir terslik olursa? Ne gibi? Ne bileyim ben. Ya bir terslik olursa işte. Mirza kontrol bende merak etmeyin dedi. Söylediklerine göre çok iyi komutanmış. Yeter ki sen panikleme. Bilemiyorum Marco. Söz veremiyorum. Şu halimize bak. Karımız bir boşluğa kaçıyor, biz de onu geri almak için takas yapmak zorunda kalıyoruz. Niye? Bas sığınaklarını, bağırta bağırta, çek al. Hayır. Kararları Radovan verir. Çünkü voyoda olan o. Kim dost, kim düşman belli değil artık. Şeytan diyor, git al içerideki boşnak kadını, kafasını kes. Hiç param yoktu. Fakir büyüdüm. Okulla pek ilgim olmadı. Koruma oldum. Bir gün burada Van geldi çalıştığım lokale. Tanıştık. Beni yanına aldı. Baktım onun köpeği olmuşum. Savaş başlayınca şartlar değişti. Vesna ile evlendim. Karnımdaki piçiyle üstelik. Babası boşnak.
Olsun. Onu bir çetnik gibi büyüteceğim. Boyvoda bile oldum ama beni devirdi. Yani durum değişmedi. Yine emir kul olan benim. Savaş benim ekmek kapım Branko. Bu savaşta da, bundan sonra yapılacak savaşlarda da. Ama ben karım için savaşamıyorum. Radovan Efendi'nin ağzının içine bakıyorum. Kadınımı geri istiyorum. Alamıyorum. Kaybetmeyi hazmedemiyorum. Neyin var senin? Böyle yapayalnız, tek başına? Yok bir şey. Yarın düşünüyordum. Benim de Radovan'la hesabım var. Hesabı mesabı bırak şimdi. Yarınki hesap Radovan'la bizim aramızda. O yeğenlerini istiyor. Biz de Ayda'yı. Her üçü de sağ salim sığınağa gelirlerse... Hadi gel. Üşüyeceksin. Tamam. Komutan nerede? O geceden gitti. Kendine göre emin yerde olacak. Tek başına. Bari yanına birimizi alsaydı. Almaz. Korkmasın. Yalnız çalışır. Tamam. Huyu bu. Hay Allah. Merak etme. O işini bilir. Ne bekliyoruz? Gidelim artık. Hadi. Durun bir dakika. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Planda sen yoksun. Ben de gelmek istiyorum komutan. Alma. Olmaz dedim. Ama... Alma. Bu... Sen bu iş için yeterli eğitime sahip değilsin. Hadi. Lütfen bana bunu yapmayın. Yeğenlerim hariç. Biz buradayız. Aydam nerede? Bence Radovan'ın cipinde. Niye orada tutuyorlar kızım? Amca, gel al bizi. Çok yazık. Bu takasta sevgili yeğenlerim evine dönüyor. Yeğenimin sevgilisi de yuvadan uçuyor. Ayda nerede? Emin evlerde. Nerede? Radovan! Safiye! Safiye! Kızımı ver! Safiye! Safiye! Kızımı ver bana! Hiç değişmiyorsun değil mi? Hep aynı Safiye'sin. Aydamı ver bana!
Kızımı istiyorum. Sofya, sakin ol. Kızım sağımı görmek istiyorum. Dur. Ya sevdiği elinden alınınca nasıl kahroluyor insan? Şimdi beni anlıyorsun değil mi? Ben kızımı istiyorum. Safiye, kızımı ver bana. Safiye. Kızımı ver. Şimdi Marco ve Vesta bu tarafa yürüyecek. Ben de kızını sana yollayacağım. Anlaştık mı? Ayda. Safiye. Ayda. Dur. Vesna! Murat!
Hayda. Öldüremedim onu. Öldüremedim. Vesna. Allah'ım. Murat. Murat. Vesna. Vesna. Marco, sakin ol. Gittiler. Kaçtılar. Dayan kızım. Vesna dayan. Vesna dayan. Ne olur dayan. Vesna. Dayan kızım. Başaramadım. O pisliği geberken edin. Her şeyi berbat ettim. Öldüremedim. Murat iyi olacak değil mi? İnşallah. Acele etmemiz lazım. Dayan Vesna. Dayan Vesna. Dayan Vesna. Sakın bırakma kendini. Sakın bırakma kendini. Gözlerini açık tut, tamam mı? Anne, babamlar nerede? Anne. Kötü bir şey olmadı değil mi? Neredeler? Anlatacağım. Anlatacağım. Gel. Rahat bırak beni. Bırakayım. Sen de git yine başını belaya sok. Şimdi sesini çıkarma da yürü. Hemen çıkarın üstünü. Vesna. Dur. Vesna. Marco, Marco sıcak su getir. Kurşunu çıkarmamız dur. Lazım. Hadi. Gel. Vesna. Vesna dayan. Allah'ım Vesna'yı bize bağışla ne olur. Vesna dayan. Dayan Vesna. Başını kaldır. Ne olur dayan. Vesna iyileşecek mi Emine? Vesna. İyileşecek canım. İyi olacak. Vesna. Vesna çok güçlü. Çok iyi olacak. İyi olacak. Dayan ne olur. Sen niye sarılıyorsun silaha? Ateş emri verdin mi ha? Ateş dedin mi? Tuzak bu diye bağırmadın mı? Ne yapabilirdim? Madem attığını vuramıyorsun, o silahı niye taşıyorsun? Benim acım bana yetiyor. Karımı vurdum ben. Senin karım dediğin benim yeğenim aşağılık herif. Sakin olun Voyvodam. Sakin olun. Şimdi de timsah gözyaşları ha? Son pişmanlık fayda vermez katil. Voyvodam. Vesna. Bu kadar çok mu seviyordun o sefil boşuna? Kendini onun önüne siper edecek kadar çok mu seviyordun? Durumu nasıl? Murat cevap versene. Vesna iyi mi? Şükürler olsun. İyi. Ama... Aması ne? Selim. Bebeği kurtaramadım. Ben yanında durabilir miyim?
Tabii. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden vuruldu. Evet. Senin yüzünden oldu. Senin düşüncesizliğin yüzünden. Bütün planı berbat ettin. Sana burada kalmanı söylemedim mi? Evet ama dayanamadım. O adamı, onu... kendi ellerimle öldürmek istiyordum. Nereden bilebilirdim böyle olacağını? Bilmediğin işlere karışmaman gerekiyor. Çocuk oyuncağı değil bu. Savaş! Yeter bu kadar şımarıklık. Hemen sığınağa geri dönüyorsun. Bir daha başımızı derde sokmana izin vermeyeceğim. Hanımlar merhaba. Ben Yuka. Eski mafya Yuka. Artık sizin koruyucunuzum. Mafyalığı bıraktım. Ona buna sataşmıyorum. Yalnızca siz hanımların hizmetindeyim. Malınızı, namusunuzu bundan böyle... Aferin Yuka'ya. Sonunda doğru yolu bulmuş. Ey Savaş, korkmayın. Sen nelere kadirsin? Çıkın alışverişinizi yapın. Niye ki? Gezin, tozun... mafyaya karışmış dokunan. Karanlık biri ben olarak var. Kendini Yuka. Vatan millet hizmetine alıyorsa gerisini sen düşün. Çocuklar, bu sizin. Hala inanamıyorum anne. Babamın kaybolmasına. Enver'in ölmüş olduğuna inanamıyorum. Ben de hala inanamıyorum. Şimdi şu kapıdan giriveceklermiş gibi geliyor. Allah'ım seni bana geri verdi. Hepinizi kaybetmiştim. Yaşamak bir ıstıraptı. Yok. Ben yanındayım annem. Buradayım. Hiç bırakır mıyım seni? Sana da bir şey olsaydı, ya geldiğimde seni de bulamasaydım, Allah korusun. Ayda. Çok şükür aramızdasın. Bizimlesin. Derya, ne bu halin, yaralanmışsın. Derya! 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 Derya iyi misin? Derya! Derya! Onlar evlendi kızım.
Burada da bulamazsak daha kuzeye bakmalıyız. Radovan'ın bölgesindeyiz demiştin. Demiştim. Nereden belli Radovan'ın bölgesi olduğu? Az daha ilerleyince anlarsın. Tanır mısın? Tanırım. Kızı getirin. İn aşağı. Hadi. Yürü. Hadi. Şuradan geleceklerdir. En müsait hat burası. Bu sefer ağır silah kullanacakları istihbaratını aldık. Bu temel sayılar hakkında bir bilgi var mı? Yok. Ama saldıracakları kesin. Çetnik ağırlıklı saldıracaklarının bilgisini aldık. Bir de topçu desteği alacaklarını öğrendik. Zaman konusunda bir bilgi var mı? Bugün yarın. Neden hala onların sığınağına baskın yapmamamız için direniyor bu adam? Derdini anlamıyorum. Şeytan diyor, al adamlarını, git yanlarına, bas lanet sığınağa, hepsini gebert. Belli ki bir plan yapıyor o voyvodam. Onların da siperleri kuvvetli. Plansız oraya gitmek bizim için de tehlikeli olabilir. Sen bana akıl mı veriyorsun ha? Hayır voyvodam, sadece... Kes tamam! Ben biliyorum onun planını. Ama dur bakalım, kimin planı gerçekleşecek orası meçhul. Kim köpek olacak sonunda göreceğiz. İyi misin? Her şeyi unutmak istiyorum. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı. Her şeyi unutmak istiyorum. Derya ile konuştun mu? Neyi? Murat'ı tabii. Neyini konuşacağım Murat'ı? Murat Derya demiş, bana söz düşer mi? Gerçekten bu kadar rahat mı karşılıyorsun olan biteni? Elbette rahat karşılamıyorum. Elbette çok üzülüyorum. Kolay mı? Bıraktığın insanı dönüyorsun, başka biriyle evlenmiş buluyorsun. Ama katlanıyorsun. Baban yok. Kaybolmuş, nerede olduğunu bilmiyorsun. Kardeşin ölmüş. Sen ölümlerin ucundan dönüyorsun, sana bir şey olmuyor. Döndüğünde ikisini de bulamıyorsun. Sen bana şimdi neyi soruyorsun Marco? Seni sevip sevmediğimi mi soruyorsun? Seninle evlenmek isteyip istemediğimi mi soruyorsun? Neyi soruyorsun? Seninle evlenip çok mutlu olacağımıza mı inandırmaya çalışıyorsun? Sen buna nasıl inanıyorsun Marco? Sen buna nasıl inanabiliyorsun? Özür dilerim Marco. Lütfen beni affet. Nasıl oldu? Uyuyor. Daha iyi. Bebeği söylemedin değil mi? Hayır söyleyemedim. Nasıl söylenir ki bu? Gel otur. Ben de Marco'ya bakayım. Vesna. Benim için kendini tehlikeye attın. Hem de karnında minicik bebeğin varken.
buralara nasıl geldik? Nasıl birbirimize düşman olduk? Beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımız bize nasıl düşman oldu? Ama sen, Marco, onlar gibi değilsiniz. Vesna? Vesna benim Ayda. Ayda, buradasın. Yanımızdasın. Yorma kendini, dinlenmen gerek. Marco, Selim, onlar nerede? İyiler mi? Onlara bir şey olmadı değil mi? Yok, merak etme, iyiler. Bebeğim, bebeğim nasıl? Vesna, nasılsın? Murat, bebeğim, bebeğim nasıl? Ona bir şey olmadı değil mi? Hala benimle değil mi bebeğim? Alma. Biraz yürüyelim mi? Savaş işte böyle bir şeydir. Kimi zaman insan ölmemek için öldürür. Kimi zaman da kollarında ölenle öldürür. Sen Vesna için kendini suçluyorsun. Vesna'yı o ateşe kim attı? Hı? Amcası. Senin insanlığından kim çıkarttı? Aynı soysuz. O zaman asıl sorumlu kim oluyor? Hikayeni biliyorum. Tabii anlatıldığı kadarıyla. Yani... Benimle bu yüzden mi yürümek istedin? Bilmek, öğrenmek görevim benim. Bunun için aramızdayım. Peki. Neyi bilmek istiyorsun? Ensendeki dövmeyi. Neden ilgilendiriyor bu seni? Bu benim için hayatımdan da önemli. Savaş başlamamıştı. 2 sene öncesine kadar her şey farklıydı. Mutlu aile yuvasında çocuklarıyla yaşayan biriydim. Ama bu üniforma, bu görev, bu sorumluluk... ...hepsi işte o dövmeyle başladı. Nereden buldun? Al bakalım. Afiyet olsun. Sana iyi gelecektir. Sen? Sensiz boğazımdan geçer mi sanıyorsun? Ben istemiyorum. Neyin var Murat? İstersen konuşabiliriz. Bir şeyim yok. Merak etme, her şey yolunda. Sen iyileşmeye bak bir an önce. Seni mutlu edemeyeceğimden korkuyorum.
aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne demek bu? Ayda'nın gelmesi. Yani onun yaşıyor olmasına inan ben de çok sevindim. Ama bu durum, senin halin... Bunları düşünmenin sırası değil Derya. Tek isteğim tekrar senin sağlığına kavuşman. Ona baktığın gibi bana da bakacağın günü bekledim hep. Ama görüyorum ki bu imkansız. Onunla beraberken gözlerin ışıl ışıl. Bana döndüğünde aynı parıltıyı göremiyorum. Seni bu kadar çok severken buna nasıl dayanırım bilmiyorum. Senin dinlenmen lazım. Murat. İstersen boşanabiliriz. Sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım.